Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kia Venga aracının turbosu maalesef kırılmış. Bununla ilgili şimdi turbo revizyon işlemiyle ilgili turbocumuza geldik. Şimdi beraber turbonun içini size göstereceğim. Turbodaki yapılan işlemlerle ilgili biraz bilgi vereceğim. Araca ne gibi işlemler yapıyoruz, araca taktıktan sonra neler olacak, ne kadar performans artışı bekliyoruz. Turbonun verimliliği açısından bu bilgileri size vereceğim. Bu işlem neden oldu? Neden bu şekilde turbo kırılıyor araçlar? Bunlardan da biraz bilgilendireceğim sizi. Gelin birlikte turbonun durumuna bakalım. Ne gibi işlemler yapılmış? Bunları birlikte sizlerle görelim. Arkadaşlar şimdi turbonun şöyle size normalde olması gereken halini göstereceğim öncelikle. Şöyle görüyorsunuz içindeki kanatçıkları. Bu şekilde direkt düzgün bir şekilde olması lazım. Şurada mille oynattığınız zaman da herhangi bir boşluk olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi turbomuz şu anda herhangi bir ses yapmıyor. Bunu da araca taktığınızda bir sorun yaşanmaması gerekiyor. Şimdi bizim daha önceden sökmüş olduğumuz turbonun şimdi içini göstereceğim size. Çıkan parlerin durumunu göstereceğim. Bir de yapıldıktan sonraki durumunu göstereceğim. Şimdi size onları hemen şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şöyle yakından turbonun kanatçıkların durumu. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Görüyorsunuz hiçbir tutma yeri kalmamış. Turbo ciddi anlamda dağılmış. Şimdi bu kanatçıklar değişecek. Üzerine biz bir de ayrıyetten hibrit turbo dediğimiz işlemi uygulayacağız. Bu kanatçıkların yerine daha fazla basınç üretebilen daha büyük kanatçıkları takıp turbomuzu modifiye edeceğiz. Bu işlemden sonra da yaklaşık bir 20-30 beygirde güç artışı ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Şöyle baktığınız zaman egzoz kısmı aşırı derece sağlıklı. Fakat şu ortadaki mil kısmında dağılmalar var. Mil dağıldığı için de turbo maalesef sağa sola sürterek, salyangozun kenarlarına sürterek, o kanatçıklara ve eski yetin kanatçıklara sürterek bu hale geliyor. Bu işlemler için de bizimle irtibata geçebilirsiniz. Şimdi bakalım bittikten sonra turbonun durumu nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar bunların kırılmasının sebeplerinden biraz bahsedeyim size. Turbo neden bu hale geliyor? Bazı araçlarda maalesef turbo mili belli bir kilometreden sonra şu görmüş olduğunuz mil boşluk yapmaya başlıyor ve zamanla bu ses yapmaya başlar. Fakat bu araçta oluşan sorun, bu arabanın mili zaten ötüyormuş. Bizim müşteriden aldığımız bilgiye göre öttüğü halde bu araca bir de basınç açılmış, yüksek süratler yapılmış. Gazlanınca da maalesef ani kalkışlarda turbo direkt bu hale geliyor. Aracınızın turbosunun bakımını düzgün yapmazsanız maalesef bu şekilde sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu olduktan sonra ne oluyor? Araç direkt egzozdan beyaz duman atmaya başlar arkadaşlar. Zaten basıncın sesini duyarsınız patladığı anda ve yürümemeye başlar. Bu olduğu zaman mutlaka hemen aracı istop edip sağa çekip çekiciyle ustanıza götürmeniz gerekir. Eğer bunu yapmazsanız maalesef aracınız bir müddet sonra turbo yağı bastığı için pistonu kafasına dolduracak ve bundan dolayı da araç direkt piston kırıp bloğuda maalesef çatlatabiliyor. Bu işlemleri meydana getirebilir. Bunların olmamasını istiyorsanız turbonuzu eğer ötüyorsa bakımlarını zamanında yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi biz bu turbo kırıldıktan sonra asıl yapılacak işlemlerden biraz bahsedeyim. Şöyle diğer turboların da işlerini size gösteriyorum. Turbo palleri kırıldıktan sonra arkadaşlar maalesef çoğu ustamız bunu yapmıyor. Araçlarda yağ değişimi yapmıyorlar. Bu kırılan parçacıklar bir şekilde motora gittiyse, ulaştıysa, intercooler'a vesaireye, motorun emmedisinden içeri geldiyse yağın içinde birikecektir arkadaşlar. O yüzden bu araçlarda eğer böyle bir sorun yaşarsanız mutlaka yağın değişmesini tavsiye ediyorum. Yağı değiştirin, intercooler'ınızın içinin temizliğini yaptırın. Turbonuz kırıldıktan sonra bir şey olmaz deyip hemen üzerine takmayın. Turbonun hemen değişiminden sonra intercooler'ın içinde temizleyin. Size tavsiyem, eğer bunun değişimini de yapmazsanız bir müddet sonra araç yağdan dolayı maalesef
tekrar ambreye kalkma durumları yaşayabilir, motor zarar görebilir. Piston segman sıkıntı görmesin diye yağ değişimi işlemini mutlaka yapın, tavsiye ediyorum. Aracınızda arkadan beyaz duman atmayıncaya kadar da mutlaka aracı şey yapın, fazla zorlamayın. İlk başlarda yeni yapılan turbo aşırı zorlanmaz, bilginiz olsun. Şimdi turbo bittikten sonraki iş aşamaları size göstereceğim, onları da size çekeceğim, bakalım sonuçlar ne olacak. Arkadaşlar şimdi size biraz olaylardan bahsedeceğim, hibrit turboda ne gibi işlemler yapıyoruz. Şimdi ilk başta şöyle, üzerinden çıkan şu, bu parçalanmış hali, bunun normalde olması gereken hali bu, görüyorsunuz. Hibrit olmazsa, biz bu turboyu revize edersek bu kanatçıkları takacağız üzerine. Biz bunu hibrit yaparken şunu kenara koyuyorum, görüyorsunuz zaten arasındaki farkı. Üzerine bu palleri takıyoruz. Bu üzerine takacağımız olanlar da yaklaşık bir 5 milim fazla. Görmüş olduğunuz gibi 5 milim daha büyük kanatlar. Şöyle arka tarafında gösterirsem zaten daha net göreceksiniz. Görüyorsunuz arasındaki orijinal olması gereken hibrit turboda olan, şöyle hibrit turbo yaparken kullandığımız kanatçıklar. Şimdi bu kanatçıklar sayesinde bunları değiştirdiğimiz zaman araçta performans yaklaşık 20-30 beygir bandında artış olacak. Tabii ki biz bunu yazılımla da destekliyoruz arkadaşlar. Eğer yazılımla bunu desteklemezseniz istediğiniz performansı alamazsınız. Bu işlemler için de benimle irtibata geçebilirsiniz. Aşağıda telefon numaralarını bırakacağım. Yapılan işlemler bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi salyangozumuz şu anda şu şekilde, şu iç kısmını büyüttük. Bu emiş kısmı, bu emme kısmını şu anda yaklaşık 5 milim kadar büyüttük. Pallerimiz de büyüdüğü için, buraya oturması için. Şimdi salyangozun şu dış kısmını göstereyim. Şunu direkt üzerine takacağız. Çalışmalara başlıyoruz. Şöyle turbomuzun markasını da göstereyim arkadaşlar. Garrett. Arkadaşlar şöyle içinin yapısını göstereyim size. Şu anda turboyu hibritlemiş vaziyetteyiz. Kanatçıklarımız değişti. Turbonun son hali bu şekilde, gördüğünüz gibi. Şimdi götürüp aracın üzerine direkt takacağız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa onları da bana yazabilirsiniz. Bu tarz bir işleminiz de varsa bu konuda yardımcı olabilirim. Altta açıklama kısmında internet sitesi ve telefon numaramızı bırakıyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.